Merhaba Ataken TV takipçileri. Yeni bir programda, yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün Düşler sahnesinden bu yayını yapıyoruz. Konuğumuz senarist, yönetmen Onur Güler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Atakan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Takipçilerimiz için kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Onur Güler. Ben Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunuyum. Hem tiyatro hem sinemada birçok çalışma gerçekleştirdik. Atakent içerisinde de 6 yıl önce Düşler Sahnesi Sanat Akademisi'ni kurarak aslında biraz uzağa yakın etmeye çalışarak burada sanat çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. İşte tiyatro, bale, dans, müzik olsun. Harici olarak sinemayla hep ilgiliydim zaten. Özellikle üniversiteden mezun olduktan sonra yönetmen yardımcılığı, reji asistanlığı gibi işte uzun metraj olsun, klip olsun o çalışmalarda bulundum. Sonra işte kısa film senaryom vardı. Onu yazdım 2013 yılında. Birçok festivale katılıp ayrıca Altın Koz ödülünü aldı. Ondan sonra yine bir kısa film oldu ve son işte Yara adlı kısa filmi çektik. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki konservatuvar öncesi tiyatro ya da yönetmenlik için bir çalışmalarınız var mıydı? Bir hevesiniz var mıydı? Yoksa hani tesadüfen mi ya da belirli bir yaştan sonra mı bu yöne evrildiniz? Şöyle, ben aslında sinemayla ilgiliydim öncesinde de ama aslında bir noktada çok fazla hani hangi bölümü seçeceğim konusunda da işte üniversite ya tiyatro mu olsa sinema mı olsa hep böyle bir soru işaretindeydim. Sonra tiyatroya karşı zaten çok ciddi bir hevesim vardı yine sahneye karşı. Tiyatro konservatuvara girdikten sonra yan tarafta hep sinema bir noktada şeyim oldu. İşte atölyeye gittim çünkü teknik olarak sinemadan çok uzaktım. Kamera olsun, teknik bilgiler, ışık bilgisi olsun. Bu konuda da hep atölyelerle kendimi beslemeye çalıştım. O yüzden ikisini bir noktada götürdük diyebilirim. Peki konservatuvar eğitimini değerlendirmenizi istesem, yani öğrenciler yeteri bilgi, beceriyi ve deneyimi elde ediyorlar mı yoksa... Yine bir okul sonrası diğer mesleklerde olduğu gibi belli bir acemilik, çıraklık süreci yaşamaları gerekiyor mu? Şimdi tabii ki şöyle bir durum var. Konservatuvar eğitimi maalesef üniversitelerimizde tabii ki istediğimiz boyutta değil. Yani sahne kullanımı olsun, işte nasıl diyeyim oyunlarında işte dekor olsun, malzeme anlamında tabii ki yetersiz bir durumdalar. Fakat yine Türkiye'de belli başlı işte Mimar Sinan olsun, İstanbul Üniversitesi gibi olsun gerçekten bu konuyu hakkıyla da yapan kurumlar var tabii ki. Oradan çok iyi öğrenciler yetişiyor şu anda. İşte tiyatrolarda, festivallerde çok güzel ödüllerle dönüyorlar. Tabii bu durum biraz kişinin kendisinde de görüyorum. Yani kişi kendini ne kadar iyi geliştirebilirse hem üniversite aşamasında olsun hem sonrasında bir noktaya varabildiğini de düşünüyorum. Ama tabii sanat mutlaka eğitim dışında usta-çırak ilişkisiyle ve pratik ilişkiyle çok dengeli yani çok önemli. Onu almadan bir noktaya varması da zor diye görüyorum. Çünkü sanatta hem teknik eğitim, teori eğitimi ama onun haricinde alaylı bir kitle de var. Yani hiç okul okumadan da çok başarılı oyuncular, yönetmenler, yazarlar var. O yüzden ikisini de harmanlamak en doğrusu sanki. Peki. Bir yönetmen, senarist için kısa film yapmak bir geçiş aşaması mıdır? Yani ben önce birkaç tane kısa film yazayım ya da yöneteyim, sonra uzun metraja geçerim midir yoksa kısa metraj, uzun metraj iki farklı bağımsız alan mıdır? Yani siz buradaki yorumunuz ya da bilgilendirme açısından. Yani hani aslında tabii ki şöyle bir durum var. Ülkemizde bu çok ciddi bir şekilde geçiş olarak gözüküyor. Benim de tabii ki yer yer öyle bir şeye düştüğümde doğrudur. Yani işte uzun metraj her zaman tabii ki hayalimiz, hedefimiz. Fakat yurt dışında çok ciddi bir şekilde 70 yaşında kısa film çeken yönetmenler var. Yani sadece kısa film yönetmeni. Yani hiçbir şekilde uzuna girmemiş. Yani bizde maalesef son 4-5 yıl haricinde onun öncesinde zaten kısa film tamamıyla öğrenci işi olarak görüldü. İşte ya işte kendi çapında bir şeyler çekiyor. Öğrenci işte yıl sonu mezuniyet videosu çekmiş gibi görüldü. Kısa film ama işte son işte hem dünyadaki parametrelerle ilgili festivaller, yarışmaların kısa filme daha da çok önem vermesi.
Hem de Türkiye'deki yavaş yavaş iyi kısa film yönetmenlerinin gelmesiyle beraber bunlara tabii kimse kayıtsız kalamadı. Bir de son dönemde, son işte 2 yıldır ama özellikle korona sürecinde de gördük. İnsanlar artık çok uzun aslında filmlere, çok uzun sürelere de çok artık biraz uzaklaşıyorlar. Yani kimse 150 dakikasını bir filme veremiyor. O yüzden hani işte diziler yavaş yavaş dijital platformlarda 40-45 dakikaya indi. O yüzden kısa filmler ben inanıyorum ki son dönem daha çok revaçta olacağını düşünüyorum. Bu biraz hani okumanın da azalmasıyla, uzun yazıları okuyamamakla, uzun filmleri seyredememek çağın dikkat sorunuyla dikkat birlikte sorunu ele alınması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Peki şöyle bir şey de sorabiliriz o zaman. Yani derdi olan bir yönetmen ya da senarist, yani eğlencelik film şeyini kenara bırakıyorum. Kendisini kısa film ya da uzun metrajlı anlattığında herhalde farklı bir dil kullanıyor. Yani bu uzun, hep kısa film yönetmiş olmakla uzun metraja geçiş olarak görmemenin temelinde herhalde aynı derdim var ama bunu anlatırken kısa filmde farklı bir dil kullanıyorum, uzun metrajda farklı bir dil kullanıyorum. Doğru mudur? Ya kısa filmde belki biraz daha deneme şansımız tabii daha da çok. Uzun metrajda sonuçta oraya nereden baksanız şu anda hani en minimum 400-500 bin liralık bir para yatırılıyor. Hani şimdi o parayı yakmak tabii ki her yönetmenin yapamayacağı bir şey. İlk yönetmenin, yani ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenin. Fakat kısa filmde bunları daha da çok deneme durumumuz var. Ya bu benim için de geçerli. Yani ben de mesela şu anda uzun metraj öncesi bu süreci daha da çok nasıl bir sinema istiyorum, nasıl bir film istiyorum, nasıl bir şeye ben evrilmek istiyorumu tabii görüyorum. Yani işte aldığım tepkilerle, yapabilirliğimle, hani işte ben nerede başarılıyım acaba, senaryonun hangi süreçlerinde, nasıl hikayelerde kendimi görmek istiyorum. Kısa film onun için çok güzel bir tabii ki platform. O konuda da hani bu durumu bütün hani yönetmen arkadaşlarım da bence burayı daha rahat kullanabiliyor. İlk kısa filminiz Boşluk. Evet. Profesyonel oyuncular var mıydı? Ben tiyatro vardı. Vardı. Rüçhan Çalışkur vardı. O da üstad birisi gerçekten. Şu anda hem dizileri hem işte tiyatro sahnelerinde çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Rüçhan Çalışkur vardı. Diğerleri üniversiteden arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız. Mekan olarak iki telli kullanılmış herhalde. Evet. Peki Boşluk'taki anlatmak istenilen şey neydi? Biraz takipçilerimiz vardır. Tabii ya, orada aslında genç bir kızın aslında başından geçen bir hikayeydi. Daha doğrusu genç bir kızın sevgilisiyle beraber başından geçen bir hikayeydi. Bir kızın aslında, liseli bir kızın hani işte kürtaj olmak çalışmasıydı ve maalesef işte gizli saklı bir yerde bunu gizli bir şartlar altında gerçekleştirmiş olmasıydı. Oradan sonra tabii farklı durumlarla gerçekleştiriyor. Benim oradaki aslında düşüncem o yaştaki gençlerin işte böyle yasaklar üzerinde olduğu zaman, kendileri karar aldığı anda işte böyle bir problemler oluyor. İşte gizli saklı yapmaya çalışıyor. Onu aslında vermek ve aslında bir noktada bir gencin işte büyümeye ilk adımı olarak da görebiliyoruz. Peki final sahnesini nasıl yorumlamak lazım? Yani final sahnesindeki mesaj? Yani tabii ki orada aslında şeydi, yani final sahnesi tabii ki şey, hani onlar işte gençler ne yaşarlarsa yaşasın hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar ama tabii ki bunu bir iz olarak da o yaşadıkları problemi bir noktada hayatları boyunca da devam ettirecekler, devam ettiriyorlar yani. Ama işte aslında bir kadının işte maalesef toplumsal baskıdan dolayı, işte bu yasaklardan dolayı, korkusundan dolayı bir noktada aslında bir çözüm, kendince yanlış veya doğru bir çözümle ortadan çıkma çabasıydı aslında. Boşluğun festivallerden bir ödülü var mıydı? Tabii. Hangi biz Boşluk'la aldın? Altın Koza ödülü aldık. O bizim için, gerçekten film için çok önemli bir nokta oldu. Türkiye'nin çünkü işte Altın Koza gibi, Altın Portakal gibi önemli bir festivalinden ödülle dönmesi. Ayrıca işte Suç ve Ceza Film Festivali olsun, işte Azerbaycan Bakü Festivali'nden olsun ödüllerle döndü. Malatya Film Festivali gibi festivallerde de yarıştı. İzmir Film Festivali, Malatya Film Festivali, İstanbul Film Festivali'nde de yarışma filmi olarak seçildi.
birçok film arasından. Yani 20-25 civarında bir festival şeyi döndü. Döndü. Filme. Son kısa filminiz Yara. O henüz bir yerde gösterime girmedi herhalde. Tabii. Şu an festival başvuru aşamasındasınız. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Yara filmiyle şu anda festival sürecindeyiz. Başvurularımız daha yeni başladık. O da bir sürece şu anda daha yeni giriyor. Fragmanı izleyebilir seyirciler. Vimeo'dan olsun, benim Instagram hesabımdan olsun. O filmimizde geçen yıl çektik. Korona süreci olsun. Orada da İzmir Film Festivali'nde yine proje sonrası, work in progress dedikleri, projenin aslında post prodüksiyon tarafını destekledikleri bir yarışma vardı. Orada birincilik ödülü aldı. Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın aslında desteklediği bir proje. Senaryo aşamasında Kültür Bakanlığı'ndan destek aldı oradan. Ondan sonra da orada Tülin Özen gibi, Nihal Yalçın gibi ünlü oyuncularla filmimizi gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin hem sanat sanatçı hem de kadın bağlamındaki desteği, çalışmaları yeterli midir yoksa daha yol almamız gerekiyor mu? Şimdi belediyeler tabii ki bütün hepsini katamayız. Şimdi böyle söyleriz iki belediye ya böyle bir şey yok falan der, bir şey diyemezsin ama belediyelerin bu konuda tabii ki zayıf olduğunu çok net görebiliyoruz. Çünkü yerel yönetimlerden halk olarak tabii ki isteğimiz her zaman en nersi şeyleri, sonları böyle en sonuna kadar tabii ki kullanmak istiyoruz halk olarak. Çünkü verilen bir vergi var burada. Onun karşılığını tabii ki halk olarak hizmet anlamında görmek istiyoruz. Tabii ki bunu çok iyi yapan belediyeler var. Maalesef bu konuda da geride kalan birçok ya da göstermelik olarak yapan birçok yerel yönetim var. Yerel yönetimlerin aslında sanata olsun, kadına olsun, çocuğa olsun destek vermesi, yatırım yapması ile ilgili çok zor şeyler yok. Bazen çok basit. Bizim bile böyle çok 10-15 dakikada oturup düşündüğümüz zaman çok az bütçelerle belki çok kişiye ulaşılabilecek detaylar var. Bazen yerel yönetimler bu kişileri ya göremiyorlar, bu el atıp da daha da ileri gidebilecek kişileri ya göremiyorlar. Ya da bazı başka projeler, başka hizmetlerden dolayı da tabii görünür olmuyor belki de. Biraz da tercih sorunu. Tabii ki. Peki, şu anda içinde bulunduğumuz sahnesini kullandığımız Düşler sahnesine gelirsek. Düşler sahnesi ne zaman kuruldu? Nasıl bir yolculukta başladı? Biraz orayı konuşalım. Düşler sahnesini tabii ki ben 2012 gibi düşünüyordum ama ondan sonraki süreçte 2014'te açmak bize nasip oldu. Benim ben Atakent'te 20 yıldır yaşıyorum. Bu 20 yıllık süre içerisinde hep sanat bize hep uzak olmuştu. Mecidiyeköy'de, Taksim'de zaten çok ciddi bir ulaşım sorunu da çekiyor Atakent. Buraya gidip gelmek 1,5-2 saat zaten minimum sürelerde. O yüzden bunu bir noktada aslında sanatı uzağa yakın etmeye çalıştık. Sanatta bu konuda Atakent'in bir sanata kavuşması üzerinden yeri açmayı düşündüm. Sanat merkezinde Soyak Olimpiyakent'te çalışmalarımıza başladık 2014 yılında itibaren. Ondan orada tiyatro, bale, dans, müzik çalışmalarımızı yürütmeye başladık ve devam ettirdik oradan bugüne kadar. Sonra da yine Soyak Olimpiyakent'te yerimizi biraz daha büyütmek amaçlı, daha çok kişiye ulaşabilmek amaçlı etki okulların içerisine geçtik. Burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha etkin ve yetkin bir şekilde burada performanslarımızı sergilemeye çalışıyoruz tabii ki. 4-5 yaştan başlayıp nereden baksanız 20-25 yaşa kadar çalışmalarımız devam ediyor. Peki öğrencileriniz genelde 4-5 yaştan başlayınca hobi amaçlı mı yoksa bir sınav hazırlık konservatuar ya da başka sınavlara hazırlık içinde geliyorlar mı? Böyle bir desteğiniz var mı? Yani aslında değişiyor bu öğrenci şeyinde. O şekilde gelen de var, hobi amaçlı gelen de var. Ama tabii ki hobi amaçlı gelen, daha doğrusu yaşından dolayı, yaşı küçük olduğu için sınav olsun, bir yere hazırlık anlamında. Tabii ki özellikle çocuk dediğimiz böyle 4-8 yaş, 9 yaş arasındaki öğrencilerimiz daha da çok. Özellikle lise, biraz daha Atakent eğitim bir noktada kampüsü gibi olduğu için ondan dolayı lise, ortaokul öğrencileri biraz sınav hazırlık süreçlerinden dolayı daha az rağbet ediyorlar ya da okullarındaki belki kulüpleri düşünüyorlar.
Ama özellikle işte 4 yaş, 9 yaş, 10 yaş arasındaki hem veliler hem çocuklar bu konuda daha da çok ilgililer. Peki kurumda hangi branşlarda eğitim veriliyor? Tiyatro, drama, işte bale, modern dans, piyano, gitar, keman çalışmalarımız var şu anda. Dramayı sizden mi alıyorlar eğitimi? Drama yani o grubuna göre değişiyor. Biraz daha yaşı büyüklerle ben çalışmayı gerçekleştiriyorum. O zaman şöyle söyleyeyim, ders veriyor musunuz? Evet, yani drama derslerini veriyorum ama işte şey grubu değişiyor. Onun haricinde yine başka drama hocamız var. Küçük yaş grubuna o giriyor. Grubuna göre ve benim hani biraz da programıma göre tabii değişiyor. Ama ilk etaptan beri zaten hani her aşamadaki öğrenciyle de ve veliyle de ilgili olmaya çalışıyorum. Düşler sahnesinin özellikle müzik alanında işbirliği yaptığı kurum yani diplomasını, sınavlarını yaptığı kurumlar var mıdır? Tabii biz ACM sınavlarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Ayrıca Trinity yine Trinity College sınavlarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Piyano, keman, gitar gibi branşlarda buradaki sınavları öğrencilerimizi soktuk. Ve şimdiye kadar %100 bir başarıyla hep sınavlarımızı sonuçlandırdık. ACM sınavları tabii daha çok kurumlar bazında eski bir sınav olduğundan dolayı daha çok rağbet görüyor. Burada bu sınavlara öğrencilerimizi hep her dönem nereden baksanız 20'ye yakın öğrencimizi yerleştiriyoruz. Ayrıca işte müzik akademisi olsun, işte Mimar Sinan Üniversitesi'nin yarı zamanlı bölümleri olsun, onları da öğrenciler sınavları hazırlanıp kazandırdık. Peki malum bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu her sektöre etkilediği gibi sizleri de etkilemiştir eğitim bazında. Bunun profesyonel olarak zaten yapanları hepten etkiliyor. Çünkü bütün kesinlikle etkinlikler neredeyse iptal durumunda. Birebir sizi nasıl etkiledi diyelim? Düşler sahnesi pandemiden nasıl etkilendi? Tabii şöyle yani çalışmalarımız tabii ki %60-%70 sekteye uğradı. İlk etapta özellikle işte Mart, Mayıs ayları içerisinde neredeyse tamamıyla bir şey vardı, yasak vardı. Bundan dolayı çalışmalarımızı hiçbir şekilde yürütemedik yüz yüze. Online çalışmalar gerçekleştirdik ama işte bunda da tabii ki işte evinde enstrümanı olan öğrenci olabildi. İşte drama tiyatro çalışmalarımız yine sekteye uğradı. Bu dönemde tabii ciddi bir maddi ve manevi bir yara aldık. İşte ilk defa yıl sonu gösterimizi gerçekleştiremedik. Yine planladığımız bir müzik resitalimiz vardı. Onu yine gerçekleştiremedik. O yüzden hani yeni dönemde tabii ki okulların açılmama durumu var yine şu anda. Daha doğrusu kademeli açılış yine bizi tabii ki bu konuda da çok etkiliyor. Yine hani maalesef bu yıla da sanki bir %40, %50 bir düşüşle geçireceğiz. Burada tabii ki elimizden geldiğince hani sanatı ayakta tutmaya çalışacağız. Tabii Atakent'teki işte velilerin, öğrencilerin bize ne kadar ilgi göstermesi bu en azından bir noktada hem öğrencilerin eğitimi almasını sağlayacak hem de bir noktada sanata destek vermiş olacaklar. Şu an bina olarak da bir eğitim kurumunun içerisindeyiz. O zaman şöyle bir hani velileri de topu atmışken bir değerlendirmenizi istesek. Sanat eğitiminin içerisinde olan bu dünyaya girmiş çocuğun okul başarısı hani genelde kaygıdır ya. Tiyatro yapan, enstrüman çalan çocuk, buna vakit ayıran çocuk derslerinden geri mi kalır? Okulda başarısı mı düşer? Yani hem yani, eğitim almış birisi olarak hem de burada eğitim veren birisi olarak. Evet, yani hani şimdi haftada bir gün ve işte özel ders olarak düşünürsek işte bir piyano dersi 45 dakika sürüyor haftada bir gün. Tabii ki maddi anlamda büyük bir kaygıları yoksa öğrencilerini gönderebiliyorlarsa haftada bir gün bir ders 45 dakikanın öğrenciye çok ciddi bir şekilde zararı olmaz. Tam tersi çok büyük bir şekilde ona şey olur. Derslerine çok bir şekilde yardımı olur. Neden dersiniz? Çünkü işte piyano işte sağ lob sol lobu çalıştıran bir şey hani bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. İşte matematik zekasını arttırması konusunda, algı farkındalık düzeyini arttırması konusunda, genel kültürünü arttırması
olması. Bunlar hepsi bir gerçek. İşte dramanın tam tersi, işte iletişimsel anlamda, balenin, dansın fiziksel anlamda çok ciddi getirileri var. O yüzden hani öğrenciler ya da velilerin böyle düşünmesi bana çok aslında şey geliyor, yanlış geliyor. Çünkü diyorum yani haftanın hani her günü olsa, bir konservatuvar düzeyinde bir çalışma yürütsek, tabii ki mantıklı, o konuya bir şeyim yok, ama haftada bir gün bir dersin, işte belki onun dışında da toplasanız bir 30-40 dakikasında ödev olsun, işte pratiği olsun diye düşünürsek maksimum 1,5 saatini haftada vermesini, tam tersi zarar değil, yararı olacak. Çünkü genel kültür ve algı farkındalık düzeyinin artması, özellikle bu dönemde işte elektronik, işte tablet, telefon, sosyal medya gibi çok hızlı bir hayat akışının olduğu dönemde çok ciddi onlara yardımı olacak. Bir sanatçı, yönetmen Onur Güler kendisini nasıl besliyor? Hı hı. Özel olarak izlediği, takip ettiği yönetmenler var mıdır? Ya da okuma alanı olarak belirli bir alandan okuyup, hı hı, ya da hangi alanları okuyup kendisini besliyor, yeniliyor? Hı hı. Şöyle tabii ki hani işte istediğim meslek anlamında sinemayla tabii çok haşır neşirim diyebilirim. Kendimi o konuda her zaman diri tutmaya, taze tutmaya çalışıyorum. Tabii takip ettiğim işte dünyada ve Türkiye'de yönetmenler var. Tabii Türkiye'de işte her zaman hani Nuri Bilge Ceylan bir gerçeği var. Onu tabii takip ediyorum filmlerini. Hatta yeri gelince işte iki kere üç kere izlediğimiz zamanlar oluyor. Yine keza Emin Alper. Yine bu dönemde çok güçlü yönetmenlerimizden. İşte yurt dışında da işte Lantimos olsun, Yunan yönetmen. Yine Romanya'dan Christian Mingui olsun. Hani bunlar yine takip ettiğim. İşte önceden işte yine ustalardan Haneke, Kiarostami gibi yönetmenlerin. İran'dan yine Farhadi. Bunlar takip ettiğim yönetmenler. Filmlerini ilgili izlerim. Yine kitap konusunda da tabii şöyle bir şey var. Edebiyat, roman anlamında daha da çok meraklıyım. Yine dediğim gibi işte Türkiye'den Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal, yurt dışında da Haruki Murakami'nin özellikle son dönemde kitaplarına çok bayılarak okuyorum. Çok değişik bir tarzının olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle bir durum var. O dönemki düşüncelerim, psikolojim de tabii değişiyor. İşte bazen yeni dönemde dijital platformları düşünürsek Netflix'in belgesellerini yine herkese tavsiye ederim. Yani beslendiğin kaynaklar tabii ki dönemine, ruhsal düşüncene göre de değişiyor tabii ki. Ruhsal durumuna göre değişiyor. Hayattaki işte fikirlerine göre değişiyor. Tabii elimden geldiğince işte eğer o dönemde yoğunlaştığım bir senaryo varsa onunla ilgili tabii ki bir kitap, onunla ilgili bir film izleyip kendimi oradan beslemeye çalışıyorum. Ama tabii ki her hayatın her alanında aslında beslendiğimiz noktalar var. Sadece kitap, film değil, işte çok anlık yaşadığım bir durum bile bazen sana bir hikayede bir kapı açabiliyor. Çok küçük bir duyduğum bir haber, çok sokaktan geçerken duyduğum bir diyalog bile sana yeterli şeyi beslemeyi yapabiliyor. Bu şekilde diyebilirim. Biraz sanatçı herhalde algıları açık. Her an her şeyi görmeye, evet, duymaya, düşünmeye hazır bir yaşantı. Kesinlikle. Yani algı farkındalık, o yüzden derim. Yani benim yaptığım drama, tiyatro çalışmalarında da algı farkındalık düzeyini her zaman arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiririm. Çünkü ona ne kadar duyarlı olursan o kadar filme aktarabiliyorsun, sinemaya aktarabiliyorsun. Onu da geçtim. Yani sadece hayattaki işte hobilerine, hayattaki aslında o zevklerine, keyiflerine de aktarabiliyorsun o kadar. O yüzden hani bu bir aslında bir noktada denge. Algı farkındalığımız da ne kadar düşük olduğu zaman da o kadar aslında hayata karşı duyarsızlaşıp, hayata karşı o kadar sevgisiz, hayata karşı bir şey, hayat dolu olamıyorsun. Çünkü hobin yok, bir zevkin yok, bir keyfin yok diye düşünüyorum yani birçok. Belimizden de duyuyorum bunu. Yeri gelince öğrencilerimizden de duyuyoruz. Yani hayatta diyorum ya şey, haftada işte 1 saat 2 saatimizi bile tam olarak bir noktaya aslında odaklayamıyoruz. Evet. Ben bir kere şey duymuştum.
İşte ünlü kişiler, çok işte Bill Gates gibi, işte Mark Zuckerberg gibi Facebook'un kurucusu. Bu kişiler işte haftada işte 5 saat şey yapıyorlar, kendilerine ayırıyorlar. Yani düşünüyorlar falan deyince, ya 5 saat çok da şey değil ya, yani bu gibi kişiler 5 saat mi düşünür, 20 saat aslında falan düşünür. Ama sonra bir düşündüğüm zaman, ya ben hani haftada hani 1 saatimi böyle tamamıyla kendime odak bir şekilde verebiliyor muyum? Yani tamamıyla böyle işte evde işte müziğimi açıp evet falan. Hani 5 saat değil, haftada 1 saati zor verebiliyor. Biliyorum yani. Çok zor bir süreymiş aslında baktığımız zaman. Ondan dolayı ben mutlaka kişilerin kendilerine bir hobi edinmeleri, kendilerine karşı bir hani ne yapabiliriz? İşte çok küçük bir workshop'a katılmak olabilir. Bir kısa film atölyesi olabilir. Sinema, resimle ilgili mutlaka çalışmalar gerçekleştirmelerini isterim. Çünkü hem buna dair birçok kurs var. Hem Atakent'te hem dışarıda bu konuya bence sırtlarını dönmesinler. İnsan kendisini ürettikleriyle, ürettikleri üzerinden tanır. Yani, dolayısıyla kesinlikle. Eğer bir alanda üretiminiz yoksa o alanda kendinizi keşfetmiş sayılmıyorsunuz. İmkansız. Evet. Peki son sözleri size bırakayım. Sormadığım ya da konuşmak istediğiniz bir şey var mıydı? Sizin son sözlerinizle programı kapatalım. Genel olarak güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyorum. Siz de bizim gibi işte böyle sanatçı adaylarına bir söz vermeniz çok değerli. Hem ekibinize hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü Atakent halkı için de bizlerle röportaj yaparak aslında onları da bir noktada yollar açmış oluyorsunuz. Bu konuda sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Biz teşekkür ediyoruz.